O haplar işe yaramıyor doktor bey. Anlamadım. Ercüment'e verdiğiniz hapları diyorum. İşe yaramadılar. Körün istediği bir göz, ben size verdim iki göz. Eski ilaçlarımla delikanlı gibiydim ben doktor bey. Demek ki hanımefendi etrafında bu kadar deli birilerini istemiyordur, olamaz mı? Bu verdikleriniz, ne bileyim ben, şeker gibi bir şey. Beyefendi bana geldiniz. Ben artık delikanlı olmak istemiyorum dediniz. Ben de size çocuk gibi şekerleme verdim. Bakın, ikiniz de bana gelip biz artık bu kadar çok birlikte olmak istemiyoruz dediniz. Ben de beyefendiye o malum ilaçlardan değil, hazımsızlık ilacı verdim, şekerleme. Ben Ercüment'le daha az birlikte olmak istiyorum demedim. Delikanlı? Ben de demedim tabii ki. Ne münasebet? Bu yaşa kadar geldiğinize göre muhtemelen biliyorsunuzdur ama ben size bir kere daha hatırlatayım. Şu hayatta herkes, herkes yalan söyler. Anlatabildim mi? Uzatın bakayım elinizi. Yüzükler farklı. Ne olur ki? Ya bu devirde gençler bile bu kadar çok özgürlük tanımıyor birbirlerine. Kaç yıldır evlisiniz siz? 35. Aha. Yasak aşk. He? Yasak falan değil. Ah sen benim ilk aşkım. O da benim. Bir gençlik inadı yüzünden ayrılmıştık. Aradan yıllar geçti. Şimdi ikimiz de eşlerimizi kaybettik. Geçen yıl sosyal medyada buldum Ahsen'imi. Henüz çocuklara falan söylemedik tabii. Yakında Ercüment gelip beni oğullarımdan isteyecek. Sahiden sıkıldın mı benimle birlikte olmaktan? Asla. Bazen kendimi eskisi kadar genç hissedemiyorum. Aslında yan yana olup el ele tutuşmak bile yeter bize. Anlaşıldı. Siz kaybettiğimiz yılları telafi edelim derken birbirinizin canına kastetmişsiniz. He? Özür dilerim Ahsen. Yok yok, özür dileme. Hata bende. Aslında ben sana açık açık söylemeliydim Ercüment. Hadi tamam tamam, artık evde halledersiniz gerisini. Hastane burası. Tamam. Teşekkür ederiz doktor bey. Sağ ol hocam. İlaca milaca da ihtiyacınız yok artık sizin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.